Gulu, selamlar. Merhaba. Nasılsın öncelikle? İyiyim, siz nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Şimdi bir şey zormuş. Bu sefer İngilizce mi yoksa Türkçe mi? Türkçe arkadaşlar. Etkinlikte zaten başlık olarak veriyorum onu. O zaman direkt başlıyorum hiç sağa sola gitmeden. Gulu, tekrardan hoş geldin. Öncelikle biraz kendinden bahseder misin? Neler yapıyorsun? Şu an neyle uğraşıyorsun? Şirket domaini olarak. Şöyle bir dakika falan kendinden bahsedebilirsen sevinirim. Aha. Adım Gulu, Azerbaycan'da yaşıyorum. Dördüncü sınıf telebesiyim. Yani üzerli sayın Türkçem çok iyi değil. Öğrencisiyim. 20 yaşım var. Şu anda işte biraz keycloak falan implementation'ına falan bakıyordum. Ve şu anda ise data structure ve algoritm hissesine yani improvement kısmındayım. Tamamdır. Yani... Bulunduğun şirkette proje olarak neyle uğraşıyorsun? Detay anlamında demiyorum. Yani domain olarak işte fintech olsun, işte ne bileyim belki e-commerce de mi? işte biz bir nasıl diyeyim şirketlerin bir projesinde çalışıyoruz. İşte biz customer CRM gibi işte orada backend kısmında görevlendirilmişim. Yani orada taskları falan yapıyorum ve bazen ise işte loglara falan bakıyorum. Yani logları falan yazıyorum. Security sesini yazıyorum çok zaman. Yani böyle. Tamamdır. Spring ve Java'yı kullanıyor musun bu projelerinde? Evet, Spring kullanıyoruz biz. 3 versiyonunu. Java 17 kullanıyoruz. Java 17 kullanıyorsunuz. Tamam. Bana JDK, JRE ve JVM yani anlayabildiysem tekrardan şey yaparım. Anlayamadım. JDK, JRA, JVM. Bu üçünün ne işe yaradığını söyleyebilir misin? Biliyor musun? Bunlarla ilgili bir bilgin var mı? Söyleyebilirim. JDK Java Development Kit'tir. İşte yazılımcıların işte bizim yardımımıza geldiği yer. Yani orada library'ler contain oluyor. Biz o library'leri kullanabiliriz JDK'nın. JDK kendisinde GRE de kendisinde JVM'i contain yapıyor. JDK'nin Java Compiler barındırıyor hem de kendinde. JVM Java Virtual Machine'dır. İşte bizim Java'nın Independent Platform dediğimiz asıl önemi işte burada JVM'de oluyor. JVM işte byte kodları execute ediyor ve bu byte kodlara execute ettiği byte kodları da her bir operation sistemin VM'i olduğunda yani her bir operation sistemi VM'i Java Virtual Machine'da olduğundan istediği virtual machine'a integre edebildiğinden platformu independent sağlıyor. GRE ise bizim işte yazdığımız bu kodun artık en son nasıl diyeyim en sonunda şey, run yaptığımız yani GRE Java Runtime Environment bu kısımda bize yardım ediyor. Yani bu kadar biliyorum. Tamam. Java'da biliyorsun bir sürü veri yapıları var. Bu veri yapılarından bana set ile list, set, list. Bu ikisi arasındaki farkı söyleyebilir misin? Set list'in arasında farklar. Böyle söyleyeyim. Set'te unique value'lar oluyor. Unique dediğim yani duplicate değer olmuyor set'te. List ise duplicate değerler olabiliyor. Sonra mesela biz set'te elemanı tutalım. Bizim bir elementimiz var. Biz bu datanı get yapmak istiyoruz. Biz bunu direkt get edebilmiyoruz. Yani sette böyle bir imkanımız yok. Liste ise biz rahatlıkla yani list nokta get deyip yani istediğimiz bir veriyi get edebiliriz. Set arkada hash fonksiyonunu çalıştırıyor. Sonra bir de setlerde işte print olma sırası hash koda göre yapılırken listlerde ise biz nasıl yazıyoruzsa listlerde öyle print oluyor.
Şu an çalıştığın şirkette uygulama yazıyorsun. Orada muhtemelen exception'larla muhatap olmuşsun, değil mi? Orada bana check ve unchecked exception'larla ilgili bilgi verebilir misin? Duydun mu daha önce hiç? Duydum. Exception'lar checked, unchecked olarak iki yere bölünüyor. Checked compile time zamanı başveren exception'lar. Unchecked ise runtime zamanı başveren exception'lara diyebiliriz. Bizim mesela custom, bizim mesela eğer check exception yapıyoruzsa biz mutlaka yani bunu compile time zamanı try-catch'ten istifade ederek bunu şey yapmalıyız. Yani tutmalıyız bu try-catch blokundaki. Bizim böyle exception'ımız yaranarsa bu exception'ı tut veya fırlat. Bir de unchecked exception'lara ise mesela yani biz Spring'de bir app yazıyoruz. Tutalım bizim student'ımız var. Student'ları arıyoruz. Student bulunmadığında biz orada bir exception fırlatıyoruz. Mesela student not found exception. Bu da runtime exception'dan extend ediyoruz ki yani biz bunu compile time zamanı yani diyor compile time'dan extend etsek gene biz bunu try catch'e sala. Biz bunu unchecked'den exception'dan runtime'dan extend ettiğimiz zaman ise böyle bir imkanımız yani olmuyor. Yani biz rahatlıkla artık exception'larımızı fırlatabiliyoruz ve global exception handler'da da bu exception'ları tutuyoruz. Şeyden bahsedebilir misin? Java 8 stream kullanıyor musun? Stream kullandığım yerler oldu. Mesela çok böyle diyeyim. Mesela biz listelediğimizde mesela DTO konvertörlerde özellikle yani ben en çok DTO konvertörlerde istifade ettim. Mesela stream yapıyordum. Mapliyordum. Map struct'la veya başka bir şeyle mapliyordum. Yani orada en çok ben DTO konvertörler için yazıyordum. Yani başka böyle çok kullanmadım streamleri. Okay. Hiç Java'daki concurrency tarafında hiçbir şeyler yaptın mı? Ya da gördün mü? Eş zamanlılık. Mesela runnable, callable, bu iki interface'i hiç duydun mu? Hiç kullandın mı? Duydum. Bunlar bize thread runnable ben bildiğim kadarıyla biz thread yaratmamızın işte bazı yolları vardır. Bunlardan da birisi runnable interface'ini implement ederken bize run metodunu override ediyoruz ve biz bununla biz bir thread yaratabiliyoruz bildiğim kadarıyla. Okay. Yazdığın projenin şu anda veri tabanı entegrasyonu var mı? Yani veri tabanında bir şey yazıp okuyor musun Yazıyoruz. onu? ORM olarak ne kullanıyorsun? Biz GPA kullanıyoruz ama büyük ihtimalle MyBats'e getireceğiz artık yeni projelerimizde. Şu anlık GPA kullanıyoruz. Sebebini biliyor musun? Ya da söylemiş olabilirler mi? Sebebini biliyordum. İşte GPA bize bazı problemler getiriyordu. Mesela N plus bir problemi Hibernate'in yani en çok rast gelinen problemlerinden biri. Onun için biz yani bize böyle zorunluluklar falan yaratıyordu. Yani daha derinliklerini bilmiyorum. Yani bu kadar biliyorum. Şu anda mesela diyelim ki sana şirketten dediler ki şöyle bir tane POC projemiz var şirket içinde. Yani örnek veriyorum. Şirkette size yemek veriyorlar. Yemekhanede her günün menüsü var. Sana dediler ki bize bir tane REST servis yaz. Burada sadece yemekhanenin menüsünü yani bir endpoint var. Slash menü diye bir şey var. Buraya sorgu attığın zaman sana o günün menüsünü döndürüyor. Bununla ilgili veri tabanını sen nasıl yapıyorsun? Mesela örnek veriyorum. Bana gidiyorum işte veri tabanına tablo yaratıyorum elle. Sonra gidiyorum Java kodunun içinde SQL cümleleri yazıyorum. Oradan veriyi çekiyorum. Ya da yazarken insert SQL statementları kullanıyorum. Öyle yazıyorum. Böyle bir şey mi yapıyorsun? Yoksa başka bir yolu var mı bunun? Nasıl başarıyorsun? Yok. Ben GPA kullandığım için işte entity annotation'dan kullanıyorum. Mesela bir table
table yaratacak olursam, mesela eğer bir SQL kodu yazmak gerekirse repository'de, repository layer'ımda işte query annotation'ı kullanarak bir SQL query'leri yazıyorum. Yani çoğunlukla GPA tarafından hallediyorum yani. İşte mesela öyle bir case olursa artık GPA'dan mesela custom yani native query'ler falan yazmam gerekirse o zaman artık query annotation'dan ben şeyden repository layer'ında query yazıyorum. Spring kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz. Spring'in bana temel çekirdek özelliklerini söyleyebilir misin? Yani Spring şundan dolayı çok popülerdir ve kullanılıyor diyebileceğim. Mesela dependency injection ve inversion of controller'a göre bence Spring bayağı kullanışlı ve bayağı bence diğer dillerden daha ileride. Framework'lerden daha ileride benim fikrimce. Yani esas mantığı işte bunlar üzerindeydi yani ben öyle biliyordum. Mesela başka böyle desem Spring'de işte bize daha işte ondan sonra Spring Boot var bizim işte kod yazmamız falan daha işte rahatlaştırıyor falan vesaire bunun gibi olaylar da var. Yani Spring'in en iyi özelliği iki tane bunu biliyordum. Peki dependency injection'dan bahsetti. Dependency injection kullanmanın avantajı nedir sence? İşte dependency injection kullanması benim düşüncemle bu loose coupling, tight coupling işte mesela ben dependency injection kullanmasam mesela tamam benim bir klasım var. İstiyorum ki ben o klası kendi olduğum klasta kullanım. İşte ben bunu kullanmam için ben bunu injekte etmeliyim kendi klasıma ve kendi klasıma da injekte etmek için bu dependency injection işte şeyleri var. Növleri var yani işte constructor injection var, field based injection var, bir de setter based injection var. İşte bunlarla biz injection'ı yapıyoruz yani bir klaslar arası işte bir klaslar yani birbirinden şey asılı olmuyorlar yani tight coupling olmuyorlar. JPA kullanıyorum demiştin. Böyle madde olarak sayacak olsan JPA senin hangi işlerini kolaylaştırıyor? Bana söyleyebilir misin? Tabii mesela GPA'de ben SQL query'leri yazmıyorum. Mesela örneğin ben find by id işte baya yani metodlar var. Artık onların sayesinde ben GPA'de query yazmıyorum. Sonra GPA'de hem query yazmıyorum hem ben anotasyalarla rahatlıkla işlerimi görebiliyorum. Mesela için entity yazıyorum arkada benim için hem işte name'de olan bir table yaratıyor. Yani en önemli ise şey yani bize sadece backend yazdırıyor. Yani backend dediğim yani SQL kodu yazmıyoruz. Yani queries yazmıyoruz. İşte ama bazı case'ler olabiliyor. Mesela az önce de söylediğim gibi N plus bir problemleri olan zaman artık biz burada işte entity graph var. Entity graph kullanıyoruz. Ve bazen de left join fetch yapıyoruz ki bu N plus bir problemini aradan kaldıralım. REST controller anotasyonu hiç kullandın mı? Nasıl kullanılıyor? Bir bahsedebilir Kullanım. misin? REST servis yazarken yani REST servis bunu REST controller'la bildiriyoruz ki yani bu REST servis olduğunu, controller olduğunu. Mesela biz controller'da kullanabiliriz. Controller annotation'da kullanabiliriz. Ama işte controller annotation'ı kullansak biz her metodun, her yazdığımız endpoint'te biz galiba böyle hatırlıyorumsa response body annotation'ı var. Onun kullanmalıyız ki yani her defa. Ama rest controller artık özünde hem controller'ı hem de response body'di galiba ben bildiğim kadarıyla. Bunları biriktirdiği için artık biz yani bir tane REST controller'la halledebiliyoruz. Yani kısaca REST servislere yazmak için istifade ediyoruz.
Okay. Peki ben buraya controller'lardan, yörelerden falan bahsettim. Olur da ben buraya bir post request ya da put request göndermek isteseydim ne yapacaktım? Bir endpoint mi Evet, yani tutalım? payload'u nasıl alırdın, işlerdin? O gönderdiğim request'teki Ha. payload'u nasıl alıp işlerdin? Request body annotation var. İşte o biz yolladığımız objenin karşısına request body annotasyonunu bildiriyoruz. Ve artık biz bu payload'u doldurduğumuz zaman işte biz servisten artık hangi metotsa post metot create mi vesaire herhangi bir metot sardığımız zaman artık bu yani doğru vaziyette çalışırsak yani. Peki diyelim ki şey yaptın. Bir create sorgusu gönderdin. Create sorgusu için Nasıl hangi create için bir sorgu gönderdin. Bir endpoint düşün. Create yapmak istiyorum bu endpoint'i çağırarak. Sence burada hangi HTTP metodu uygundur? create yapmak için Evet. post metodu. Ben öyle düşünüyorum. Okay. Peki ben herhangi bir elinde product objesi var. Product'ın sadece title'ını değiştirmek istiyorum. Böyle bir endpoint var. Ben Hangi şeyi özür dilerim. kullandın, Eğer type'ları değiştiriyoruzsa ben burada patch mapping kullanmayı şey metodunu? görüyorum. Daha uygun görüyorum. Ne zaman put metodu kullanırdın peki? Put metodu mesela ben tüm field'ları değiştirmek zorunda kalsaydım. Yani böyle benim bir payload'um var. Bir JSON payload var. Mesela orada olan field'ların ben eğer bir tanesini update yapsam, diğerlerini yapmasam put mapping'de bu automatically null oluyor. Ama mesela biz bunu patch mapping'de yaptığımız zaman istediğimiz field'ı artık rahatlıkla değiştirebiliriz ve bu diğer field'lardan kendisini işte şey yok yani kendisi bir relation yok yani. Peki diyelim ki bu şeyi yazdın sen. Menü endpoint'ini yazdın. Sonra sizden biri işte yemekhanede çalışan biri sana geldi dedi ki ya ben merak ettim evden bir bakayım dedim menüye. Baktım erişilebiliyor. Sonra dediler ki buraya dışarıdan herhangi biri erişebiliyor. Bunu nasıl kapatabilir diye sana sordu. Senin de hemen aklına Spring Security geldi. Gittin Spring Security Starter'ı projene ekledim. Bunu ekledikten sonra hiç kimse oraya girememeye başladı. 400 lira aldım. Bunun nedeni nedir ve bunu nasıl sen çözersin? Yani yolun nasıl olur bunu çözmek için? Bunu çözmenin yolu İlk önce sebebini söyle Spring istersen. İstersen sebebini söyle ilk önce. sebebini. Ben bunu mesela kendi Spring Security Starter'ı yaptıktan sonra o bana bir pasport generate ediliyor ben bildiğim kadarıyla. Ve o pasportta benim lokalımda gözüküyor mesela. Şimdi o pasportu bilemediği için mesela sisteme kayıt olabilmez yani. Ben böyle biliyorum. Yani işte burada çünkü ilk sisteme registration olmalı, sonra login olunmalı ve ondan sonra hemen o login olmuş user'a bir role verilmeli ve hemen o role'a access'i olan endpoint'leri security config'de veya işte ayrı bir servisimizde bunu bildirmeli ki buna bu access'i olabilir ya yok. Okay. Peki hiç aspect oriented programming duydun mu? Hiç kullandın mı? Denk geldin mi? Duydum. Kullandım da kullandım oldu. Tipik bir örnek verebilir misin? Mesela bir tane interceptor örneği söyle bana. Interceptor. Mesela sizin, bize bir request geliyor. Ben istiyorum ki bu gelen request'i request'in içerisine bir field belirleyeyim veya request'in içerisine bir şey add etmek istesem mesela böyle bir ilk önce interceptor mı diyeyim yoksa AOP'den mi bir case izah edeyim mi yani? İstersen Interceptor'dan örnek verirsen daha iyi olur. Ya da hangisini tercih ediyorsan sana bırakıyorum tamamen. İstersen Aspect Oriented AOP'den bahset, sonra Interceptor'a geç. Hangisini istiyorsan. Yani interceptor kullandığım oldu ama yani işte
kullandığımı sonra silindi. Yani nasıl diyeyim, ihtiyaç olmadı ona. Yani ben Interceptor'da bana bir böyle bir task vardı ki işte gelen request'e nasıldı? Gelen request'e bir field mı falan böyle bir şey add etmek lazımdı. Ben de bunu araştırdım. Bir interceptor işte yazmalı oldum. İşte interceptor'da yani çok bir şeyim yok. Yani sadece bu kadar biliyorum ki yani işte her gelen bir nasıl diyeyim yani söyleyemeyiz mi bunu bilmiyorum. Sizi sadece bu kadarını biliyordum ki yani işte gelen request'te böyle bir case'im biliyordum. AOP ise mesela ben en çok AOP'ni loglamada kullandım. En çok dediğimde yani anca loglamada kullandım AOP'ni. İşte mesela biz hangi metot çağrıldığında hangi parametreler ve hangi username ile login olmuş user'ı işte ben AOP'de yapmıştım. Yani user hangisi bir API'yi çağırıyor. Bu API'de de ise log'a düşüyor. Falan işte username'la olan user bu API'ye bu metodu çağırdı gibi. İşte before ve after'lar vardı. İşte after'da da ise biz şey bildiriyorduk ki bu metodun result'ı ne oluyordu? Mesela ne geri dönüyordu? Peki, şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu yazdın. Sonra bu yazdığın şey, şimdi sizin uygulama Kubernetes ya da Dockerized bir ortamda çalışıyor diyelim. Ve loglar otomatik olarak bir backend'e gidiyor. Sen bu özelliği yazdın. Akşam uyudun. Sabah bir kalktın. Log uygulaması, log backend'te. Datadog olabilir, Elasticsearch olabilir, ne olursa. Bir baktın 10 GB'lık log yazılmış. Sonra fark ettin ki buradaki bütün her şeyi loglamışsın. Yani yazdığın interceptor her tarafta geçerliydi. Yani AOP her tarafta geçerliydi. Loglama AOP'si. Ne kadar metot çağrımı varsa dışarıdan requestler geliyor. O metot çağrımı varsa onların hepsi loglandığı için hepsi log backend'e gitti. Sonra sana geldiler dediler ki biz her şeyi böyle yapmayalım. Bazı yerlerde bir şeyleri değiştirilebilelim. Bu ne olurdu? Yani sorduğum soru aslında loglamayı ne kadar biliyorsun? Burada ne yapardın? Yani? Aklına bir şey geliyor mu? Burada biz mesela hangi ben yani çok zaman servis controller'lara veya servislere AWP'de işte şey biliyoruz bir package veriyoruz. İşte bu package'in altında bu servisin tüm bu serviste olan tüm metodların mesela loglarını yaz gibi. Yani tüm paketteki şeyi vermeliyiz. Mesela için anca controller veririz veya anca yani lazım hangisi en önemlisi yani onu verirsek bilmiyorum. Bence daha iyi olur. Yani diğerlerini yazmaz. Ya biraz düşünsem başka bir şey. Şey dedin ya hani metodun girişinde ya da hangi metotla çağırdı onları log'a basıyoruz dedin ya. O log'a basma fonksiyonu nedir sence? Nasıl yazıyordun onu? Yani örnek bir kod verebilir misin? Mesela this nokta logger nokta öyle bir şey mi yazıyordun? AWP mi yoksa AWP. AWP'de bir tane işte unuttum da yani kodu nasıl işte Ha, tamam. şey yapıyordum. Tabii yok, hatırlamak zorunda Ama değilsin. yani Sadece aklına geliyorsa. log.info var bunları yani biliyorum ya yani AWP'de onları unuttum yani kodu structure'ı. Sebebi buydu. Log.info diyorsun. Hepsini basıyor. Buna ne yapabilirdin? Mesela log nokta bütün yerlere info vermek bence düzgün değil. İşte case'ler var, warn var, fatal var galiba. İşte info galiba çünkü application ayağa kalktığında tüm infolar işte geliyor. Bu infolar ümumiyette yani tüm metodlar çağrıldığı zaman her yerde info versek bütün infolar doluyor yani. İşte o kadar yani nasıl diyeyim size büyüyor. Mesela bazı case'lerde if'lerde falan warn falan versek, exception'larda fatal falan versek bence belki de çözülür. Bilmiyorum yani tam solution mu. Okey.
Benim soracağım sorular bu kadardı. Bir tane örnek kod göstermek istiyorum sana. Buradaki olası problemi bana söyleyebilirsen sevinirim. Tamamdır. Hemen şey yapıyorum. Ama ekrandan paylaşıyorum abi. Yayına da farklı şekilde paylaşacağım. Tamam. Sen görebiliyor musun abi şimdi? Şöyle bir bakayım, bak. Ama görüyorum. Sen görebiliyorsan görebiliyorum de şeye de ayrı paylaşın. Büyütmek şansımız var mı? Bakıyorum. Ben gözüküyorum biraz daha. Az önce daha iyiydi Az önce daha mı? de. Şimdi bayağı uzaklaştı. Bir dakika, ben buradan büyütebiliyor muyum? Ha, ben büyütebiliyorum. Okey. Güzel. Tamam. Tamam, sen görebiliyorsan okey. Şimdi ben ekranda şeyi de paylaşacağım. Yayını da paylaşacağım. Sanırım burada biz string literal'la referansı şey yapıyoruz. Compare yapıyoruz. Bu baya yanlış. Tamam. Şeyi paylaşana kadar söylediğin gibi şöyle yapacağım ben. Hem dediğini unutma. Farklı bir yöntem değil mi? Tamam. Yükleniyor arkadaşlar. Her zaman açtığım yer vardı. Problem çıktı oradan. O yüzden yapmak zorunda kaldım. Tamam, unuttum. Şey. Evet. Şöyle. Arkadaşlar kod şuydu. Size de paylaşayım.
Sen şeyi bir daha söyleyebilirsen Google'a istersen buradaki problemi. Bende ekran gözükmüyor da. Ha, tamam. Hatırlayabiliyorsan söyleyebilirsin. Yoksa direkt yine paylaşırım. Ha, Söylesen de olur. hatırladığımı söyleyeyim. İşte biz orada bir tane metot çağırıyoruz. Get bir şey işte, label en sondaki metot. O bize referans dönüyor bir tane. Biz o gelen referansı literal'la compare ettiğimiz yani hiç şey değil. Yani düzgün değil yani bu. False veriyor bize. Okay, tamam. Peki senin şirketle ilgili bir sorun var mı? Şirketle ilgili yani ekip kaç kişi, projeler ne üzerinde yani hangi tip projeler çalışılıyor ve bir de Evet. Şimdi şöyle, dediğin şeyler doğru. Hani sen başvuruyorsun ilana. Burada mock mülakat olduğu için sadece teknik anlamda düşünme. Senin de bir sorun var mı diye genelde sorulur şirket hakkında. Yani düşün ki hayalindeki firmaya ya da bir sonraki nereye başvurduysan şey yapıyorsun, mülakattasın. Teknik sorular bitti, sana söylüyorum ki şirketle ilgili bir sorun var mı şu anda? Neyi bilmek istersin? Yani en işte nasıl diyeyim önemli benim için yeni işte nasıl söylüyorlar onu teknolojiler bilmiyorum Türkçe nasıl yeni teknolojilerle mi çalışıyor musunuz? Yani mesela microservice işte bilmem Kafka, RabbitMQ vesaire bu gibi teknolojiler kullanıyor musunuz? İşte başka çok mülakata gitmedim diye başka bir aklıma hani ilk bir bu geliyor bir de işte hangi tip hangi yani tip dediğim yani hangi tarzda projeler mesela CRM gibi mi ERP gibi mi nasıl bir projeler çalışılır nasıl projeler üzerinde yazılıyor backend. Yeni teknolojileri genelde şöyle yapıyoruz. Zaten kullandığımız bir teknolojiyi altyapısını devamlı yaşayan bir mekanizma olduğunu düşünüp ona göre yenilikleri adapte ediyoruz kendimizi. Ama tabii bulduğumuz her teknolojiyle değil. Yani uzun süredir mesela Kubernetes kullanıyoruz. Kafka'yı falan da kullanıyoruz. Çünkü kommunikasyonda asink kommunikasyonun bize daha faydalı olduğunu düşündüğümüz için Kafka'yı kullanıyoruz. Ama bazen cloud'da falan koşuyorsa eğer uygulama, o zaman da cloud'ın bize sağladığı PubSub mekanizmalarını kullanıyoruz. Bir proje yapılacaksa, bir servis yazılacaksa şirket için onun üzerinde biraz tartışıyoruz. Nedir, ne olacak? Tasları, epikleri çıkarmaya çalışıyoruz. Onun üzerine konuştuktan sonra düzgün, hani alıp kendine assign edip kodlayabileceğin şekilde toplantıları yaptıktan sonra akabinde bunları sprintlere alıp oradan implement ediyoruz ve production'a çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii bununla ilgili daha önceki tecrübelerimiz biriktiği için ve şirkette başka takımlarda olduğu için yeni gireceğimiz bir alansa eğer, mesela örnek veriyorum, bir ödeme altyapısı koyacaksın. Diğer ekiplerde yapar mı var mı? Bakıyoruz, var. Biri Stripe'le yapmış. O zaman oradaki know-how'ı oradaki arkadaşlara rica edip bir küçük bir toplantıyla notlarımızı alıyoruz. Sonra onların da muhtemelen teknik dokümanı oluyor. Dizaynı alıp kendi tarafımıza uyarlamaya çalışıyoruz. Yani şirket içindeki know-how'ı paylaşma olayı da bayağı bizde var. Bu şekilde. Tamam. Peki Yani senin başka bir bir sorun yok. Peki senin başka şirket arama motivasyonun nedir acaba? Hani bir önceki şirkette sorun mu yaşadın, yoksa ne için başka şirkette çalışmayı düşünüyorsun? İşte nasıl cevaplayayım bir düşüneyim. Artık nasıl diyeyim ben duydum ki role play giriyorum da yani burada sizin şirketler işte yurt dışı projelerde çalışıyorsunuz. Yurt dışı projeleri bayağı siz yapıyorsunuz yani bildiğim kadarıyla. Ben de çalıştığım şirkette yurt dışı projeler olmadığı için ben de kendimi yurt dışı projelerde daha da çok geliştirmek için
Hem de daha challenging bir squad aradığım için sizin şirkete başvurdum. Okay. Okay. Tamam. Burada şimdi mülakat bitiyor. Ben bununla ilgili feedbackler vereceğim. Ona göre şey yapalım. Devam edelim. Bakalım. Biraz 7.44, 30 37 dakika gibi bir şey olmuş. Tamam. Okay. Acelen olduğunu da biliyorum. Ona göre hızlıca feedbackler vermeye çalışacağım. Öncelikle şey kısmında yani sen 5 aylık falan tecrüben var diyorsun ama okulda görüyor musunuz Java Spring? Yani üniversitedeyken gördün mü ya da Hayır. daha öncesi var mı? Yok. Hayır. Yok mu? O zaman okey. Demek ki çalıştığın şu Yani anki çalıştığın iş... ben kendim... Aha, buyurun. Yok, devam et, devam et. Yani kendim işte Udemy'den falan bakarak yani öyle öğrendim. Öğrendikten sonra yani işlere başvurdum. İşte yeni işimde bir yani yeni buldum yani işimde. Okay. Şimdi arkadaşlar chat'tekilere de cevap vereceğim. Geleceğim o tarafa da. Öncelikle feedback'leri vereyim. Şeyle alakalı, mülakatla alakalı. Şimdi burada bir öncelikle verdiğin sorular, cevaplar bayağı iyiydi. Yani 7 ay, 6 ay tecrübem var demene rağmen ben hala şüphelerim var o konuda. Yani verdiğin cevaplar bayağı iyiydi. Hani RDKC/RDBM olayı, ondan sonra setlist, exception'lar. Genelde exception'larda falan patla. Bir exception'lar ayırt edici bir sorudur. Check ve uncheck exception nedir diye. Burada iyi cevap verebilmen güzel oldu. Bir runnable ve callable'da şüpheye düştüm. Bilmediğin şeylerde direkt bilmiyorum diyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Spring tarafındaki soruları bayağı şey yaptın. Ben bile hani şeyden çıktım. Yani normalde farklı bir set hazırlamıştım. Sen verdiğin cevaplara göre biraz daha ayırt edici farklı yollara girdim yani öyle söyleyeyim sana. Dependency injection önemi ne için kullanıldığı onlara iyi cevap vermişsin. Aslında temelinde loose coupling değil mi? Loose coupling'i yapıyor sana. Neyi kullandığını bilebiliyorsun. JPA ile ilgili sorulara da güzel cevap verdim. Ne yaptığıyla alakalı. ondan sonra entity, ORM'leri kullandın. REST kontrollerle ilgili sorulara da cevap verdin. Çünkü orada endpoint yazıyoruz. İşte pod bir field değişirse patch diğerinde pod'u kullanır dedin. O da gayet güzeldi. Spring Security ile ilgili şeye de cevap verdi. Güzeldi verdin. Yani Spring Security starter eklediğin zaman otomatik olarak security enable oluyor. Ve forbidden almaya başlıyorsun. Sen dedin ki ona göre işte role falan onları kullanırım. O da güzel. Aspect, belki loglama konusunda kendini biraz geliştirebilirsin ama yine şunu söylüyorum. Yeni başlayan biri için loglama biraz havada kalan bir konu olabilir. Yani yeni başlayan birisi Java'nın içinde statik işte logger factory falan kullanır. Oradan loglama yapar neyse. Ama biraz daha tecrübe kazanınca işte logback, log4j bunları kullanmaya başlar. Orada yine de iyiydim. Ama orada ben kendini geliştirmeni tavsiye ederim. Çünkü bu tarz mesela metot kollarını loglayacaksan ben olsam bunu debug seviyesinde loglardım. Yani default'ta onu göstermezdim. Çünkü çok fazla log üretecek. Orada kaybolabilirsin içinde. Ha bir problem mi var? Spring kullandığın için Spring'de Actuator diye bir şey var. Zaten biliyorsunuz modül. Onun altında runtime'da log seviyesini istediğin paket için değiştirebiliyorsun. Mesela elinde bir tane product servisi var. Onun içindeki metot kollarının şeylerini değiştirmek istiyorsun, log seviyesini. Gidip sadece onun için değiştirebilirsin. Böyle bir imkanı var. Actuator'dan yapabilirsin. Default'ta açık olmuyor. Onları Management Endpoints'ten açman lazım ayarlardan. Açınca bir de içeriği açman lazım tabii. İçeriden bunları değiştirebilirsin. Böyle bir yolu var. Yani dediğim gibi yeni tecrübe, yeni 5 aylık, 6 aylık birine göre verdiğin cevaplar gayet iyiydi. Çok teşekkür Ben olsam, yani diyelim ki Junior Developer arıyoruz. Ben olsam bir sonraki seviyeye okey derdim. Yani yeşil verirdim yani. Onu söyleyebilirim. ederim. Şeyde de genelde şirket hani bir sorun var mı dediğinde burada genelde amaç şu oluyor. Bu aday bize böyle gidip LinkedIn'de batch bir sürü firma seçti oradan mı apply etti? Yoksa önem veriyor, seçiyor ve şirketle ilgili bir araştırma yapmış mı? Çünkü bodoslama ya da ne bileyim rastgele başvuruyorsan bir firmaya
muhtemelen o firmaya pek inanmıyorsun gibi. Ama ciddi olan biri, ben bu firmayı seçiyorum ama girince mutlu olabileceğim mi? Bu adamlar neyi kullanıyor? Kullandığı teknolojilere göre başvuruyor. Dolayısıyla ne yaptığını bilen adaylar biraz daha iyi olur. O yüzden takım çalışmasıyla ilgili non-technical şeyler sorabilirsin. Mesela birkaçı şey demişti. Tatille ilgili şeyleri falan sorsam kötü mü olur? Bana göre kötü olmaz. Çünkü oraya girdiğin aslında şöyle biraz daha bilmiyorum. Sen mülakata giriyorsun ama sen sorguya alınmıyorsun. Bana göre mülakatta şirket kendini adaya beğendirmek zorunda. Ben hep öyle düşünüyorum. Yani sen kafa yapısı olarak öyle olman lazım. Mülakata giriyorsun, özgüvenini bozmadan ben işimi biliyorum, tecrübeme göre, çalışma yılıma göre ben biliyorum bana ne vaat edelim. Al da cevapları da bunlar. Bana ne vaat ediyorsun? Şimdi sıra bende. Bunları sorarsın. Ha belki bunu ne kadar tatil veriyorsunuz demezsin. Daha genelinde sorabilirsin. Mesela benim kariyerimi orada geliştirmem için bana ne sağlayabileceksin? Ne tarz çalışma, ne tarz imkanlarınız var? Bana şirketin ileriki planları ile ilgili bir roadmap verebilir misin? Hani gizli olabilir, bir şey olabilir ama bir sene içinde ne yapacaksın mesela? Onunla ilgili şeyler sorabilirsin. Yani bu sorduğun sorular aslında oraya girdiğinde şey yapma, mutlu olma şeyiyle, garantisiyle girmeye çalışıyorsun. Ha para ne olacak diyorsun. Olur da yurt dışındaki bir şeylerle başvuruyorsan zaten direkt hani ben şöyle bir beklentim var, şudur budur deyip önden zaten yapabilirsin onu. Zaten birçoğu da maaş aralığını falan söylüyor. Bence o herkesin hakkı. Hani öyle gireyim de bir an önce ne verirseler değil. Bence kesinlikle olmaması lazım. Senin bir ederin var. Kendine güveniyorsan ona zaman harcadın, hayatından harcadın. O yüzden senin ederin oysa biliyorsan mutlu da olacaksan o zaman girersin. Bence ip adayın elinde olmalı her zaman. Onu da kendini iyi geliştirerek, iyi çalışarak bunu her türlü yapabilirsin diye düşünüyorum. Ha, diyelim ki başta maaş sana uymadı. Tamam kardeşim ben düşünmüyorum. Size başarılar dilerim deyip başka bir tane şirkete görüşme şekline geçebilirsin. Şeyler falan vardı mesela çok kişi başvuruyor, herkes başvuruyor. Emin olun, emin olun. Bir başvuruda işte ne bileyim 10 bin, 20 bin başvuru varsa onlar muhtemelen havadan başvuru yapanlar çok oluyor. Tabii ki de İK'cı elemanlara iş çıkıyor oradan ama o cover letter'da bilmem ne de verilen dandik cevaplardan dolayı zaten onlar eleniyor. Öyle düşünebilirsiniz. Benim şeyle ilgili genel olarak pozitif düşünüyorum. O yüzden senin başka sormak istediğin bir şey varsa söyleyebileceğin feedbackler bu şekilde yani. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir de çok yani özür dilerim. Benim Türkçem baya kötü. Yani Abi Azerbaycan niye özür Türkçesi diliyorum? diyebiliriz. Hayır. Hatta şöyle diyeyim ben sana. Benim eşim Karslı ve orada Azerbaycanlılar falan da var, Azeriler de var. Onların konuşmasını biliyorum. Başka Azerbaycan konuşmaya gittim. Oradakileri biliyorum. Hatta Paşabank'ta çalışan çok kişi vardı. Onların Azericesi seninkine göre çok çok daha Azericeydi. Öyle diyeyim. Hatta chat'te falan diyenler de oldu. Yani Azerice konuşuyorum. Bize de biraz yabancı geldi falan dediler. Acaba Kıbrıslı falan dedi birkaçı gördüm. 3-4 kişi. Kıbrıslı mı arkadaş diye. Yani bu özür dilenecek bir şey değil. Gayet de iyi anladık. Tekrardan cesaretin için teşekkür ederim yani. Başka sormak istediğim bir Ben şey teşekkür varsa. ediyorum. Çok sağ olun böyle bir etkinlik yaptığınız için. Allah razı Rica ederim. olsun. Sağ ol.